Hepinize selamlar, hoş geldiniz. Bu ayın sonunda Modern Warfare 2 gelirken Warzone 2 gelişmeleri hız kazandı. Fakat resmi olarak çok fazla açıklama yine yok ama büyük sızıntılar var. Önceki videolardan da bahsetmiştim, veri madenciliği olayı. The Ghost of Hope abimiz Activision'ın stüdyolarından olan Treyarch stüdyosunun bir harita geliştirdiğini tweet olarak attı. Bu harita 2024'te gireceği söyleniyor ve Almazrah'tan sonraki harita söylentileri var. Yani bunu duyunca biraz şaşkınlık geçirdim. Daha Almazrah oynamadık Warzone 2 haritasını. Ondan sonraki haritayı düşünmüşler mi? İnanılmaz gerçekten. Fakat benim tahminim yeni bir oyun çıktıktan sonra bu harita gelir. Advanced Warfare veya Cold War. Ama Cold War daha güçlü. Yani Black Ops serisinden bir oyun gelir. 2023'ün sonunda gelir. 2024'te de harita olarak Warzone 1 gibi sistemle devam edebilirler. Aynı Verdansk'ta yaşadığımız gibi anlatmak istediğim. Her sene oyun yapmayacaklardı. Sözünü tutacaklarsa 2024 çok mantıklı. Fakat şu da olabiliyormuş. Fortunus Keep, Rabbit Island gibi bir haritada hazırlayabilirler. Bu bence daha güçlü bir söylenti. Eğer oyunu da satın aldıysan aşırı dolu içerikle geliyor. Special Ops görevleri bile geri geliyormuş. Yani 2019'daki Modern Warfare'de olan 3 kişi 4 kişi girip özel görevler yaptığımız bir mod. Ki bence çok zevkliydi o. Ama ileriki zamanlarda oyuna ek olarak gelebilir bu. Üstüne DMZ modu olacak. Buna dair şu ana kadar hiçbir oynanış veya bilgi verilmedi. Sadece görevler ortaya çıkmıştı. 30 tane. Küçük bir harita yapmaları çok mantıklı. Çünkü Rebirth ve Fortunus Keep oynayanlar var sadece. Yeniden hızlı doğacak bir harita yapmaları. Siz de onaylayacaksınızdır. Daha güçlü bir söylenti. En son bilgilendirme videomda bahsetmiştim. Fortunus Keep veya Rebirth Island kaldırılabilir. Bu da küçük harita olacaksa zaten %100 gözüyle bakabiliriz. Ama ve lakin bunlara çok uzun zamanlar var bence. Hemen olacak işler değil. Önce bir Almazrah'ta oynarız. Haritayı beğenirlerse kesinlikle küçük bir harita ek olarak gelir. Ve biraz da merak ettiğiniz bir konuya gelelim. Kod puanları. Satın aldığımız Call of Duty puanları öncelikle geçmeyecek söylenmişti. Uzun bir süreçte tepki gördüler. Hani millet dedi ki o zaman ben niye Warzone'da alayım ki? 2'yi bekler o zaman alırım. Çok mantıklı bir isyan. Resmi olarak evet geçecek denmedi. Şu an Warzone'da aldığın puanı Vanguard'da, Black Ops'ta, 2019'da kullanabiliyorsun oyunlarında. Haberlere göre yeni oyunda da kullanabileceğimiz söyleniyor. Bakın bir söylenti. Kesin bilgi veremiyorum. Sadece Ricochet ile ilgili açıklama var. Ona da değineceğim sonra. Katı bir davranış sergileyeceklerini düşünmüyorum. Rahatça geçecektir puanlarınız. Sonuçta parayla aldığınız bir şey. Call of Duty'nin en büyük sıkıntılarından biri Rose'u görüyorsunuz. Aslında bu çoğu karakter için geçerli. Ortamla çok uyan karakter var. Gözde seçmek çok ama çok zor. Rose Operatörü de büyük ihtimalle geri gelecek. Karanlıklarda artık görünmez mi olur, yok mu olur? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ve Ken abiyi görüyorsunuz. Reddit'te şurada, burada, orada insanlar istediklerini dile getirmeye çalışıyorlar. Ken abimiz de böyle resmetmişler. Yani uyar mı? Warzone her şeyi yedi. Animesinden Terminatörüne hepsi gidiyordu konu olarak. Verdansk da öyle. Rambo, Bruce Willis, Caldera'da Godzilla, MW2'de de ağır ciddi karakterler neden gitmesin? Hatta etkinlik bile gelecektir Warzone 2.0'a. Cadılar Bayramı'dır, yeni yılın sonudur falan filan. Ken abimiz niye gelmesin? Hollywood tarzı iş yaptığı için Call of Duty, bence böyle şeylerin gelme olasılığı daha fazla. Çünkü karakterler çok iyi dizayn edilmiş. Operatörler demek istediğim. Bir başka konuya gelelim. Rocket League uygulaması. Bunu dile getiriyor insanlar. Şu yüzden aynı şekil LoL de dahil buna. Oyundan istediğimiz gibi çıkabiliyoruz. Hiçbir şey olmadan. Atıyorum sen random girdin. Takımın yok. 4 kişi, 3 kişi neyse. Adam birden çıkıp gitti. Senin oyunun mahvoldu bir kere. Baştan bu kesin bir şey. Diğer oyuncular da istiyor ki bunu yapan adam 5 dakikalık bir ceza yesin. Bakın bu normalde mantıklı olması gereken bir şey zaten. İstediğin gibi çıkmak takım oyununda özellikle absürttür. İnternetin kesilir. Bunu algılar. Cezayı ona göre verebilirsin, vermezsin veya tabii kendi internet bağlantını da koparabilirsin. Buna bir çözüm olur mu? Belki 2,5 dakika yaparsın, sonra süreyi arttırırsın. Rocket League'i çok oynamadım ama büyük ihtimalle iyi başarıyormuş bunu. Keza LoL de öyle. Tek sıkıntıları var, hani hile yapan adam bir daha geliyor. Çıkan adam bir daha giriyor, yeni hesap açıyor falan filan. Research'ten de bahsedince buradaki konu birbirine bağlanmış olacak aslında. Bu gelmeli mi? Bence gelmeli ama normal Warzone kitlesine hitap etmeyen bir şey. Ben bile bazen lobi çok hızlı eriyor. Çıkıyorum oyundan. Ne yapacağım ki? Oyunu kazansam ne olur, kazanmasam ne olur? O kadar maç atmışım zaten. Her maçı kazanma gayem yok. Güzel içerik olsun. Yeter diye düşüncem var benim. Herkesin oynanışı farklıdır. Eleştirebilirsin, sıkıntı yok. Ama YouTube'a bir video atacaksan açıklaması ve mantığı olması gerekiyor. Kısaca örnek vereyim. Yani UGM mesela meta ama ben 10 tane arka arkaya, 2 tane arka arkaya UGM videosu atmamışımdır. Yayıncıysan eyvallah, sıkıntı yok, oynarsın. Ama YouTube'da içerik faktörü var. Yani güzel olması lazım. Uğraşılmış bir çaba içermesi gerekiyor. Kendi düşüncem bu. Buraya geldi konu, uzatmayayım. Ben de zaman zaman oyundan çıkıyordum. Solo'da hani lobi çok hızlı eriyor. Ne yapacağım ben burada deyip gidiyordum.
Veya adam stun atıyor. Öleceğim artık. Tepki de veremiyorsun. Havadan yeni gelmişsin. Bu kesinlikle bu çözüme birebir. Ama dersiniz Activision bunu yapar mı? Bence umurunda bile değildir. Eğer düşünce sistemleri Warzone 1 kitlesi ise, yani global bir düşünceyle oyununa, yeni oyununa yaklaşırsan bu kuralı getirmen gerekiyor. Öbür türlü yine lobilerde 30-40 vuran adamların, VPN kullananların vesaire, artık Amerika yayıncılarının izlediğimiz videolarından bahsediyorum. Çat pat çık gir olmayacaktır. Bence kesinlikle gelmeli. Siz fikirlerinizi yazarsınız bu konuda. Şimdi gelelim, HUD nedir? HUD'un açılımı Heads Up Display. Oyunda somut olarak olmayan nesnelerin bize gösterilmesi. Nedir bu? İşte mermin kaç tane kaldı, bomban kaç tane var, oyuncu durumu, param, vesaire. Bu konuda değişiklik yapacaklarını düşünmüyorum. Çünkü Raven Software ekibi Warzone 1 için bunları en iyi hale getirdi yıllar sonra. Ekranda da görüyorsunuz zaten HUD nedir diye. Bizim işimizi kolaylaştıran bir sistem. Daha bir şey eklenebilir mi buna bilmiyorum. Fakat realizm modunu oynadıysanız bilenler bilir, onda hiçbir HUD yoktur. Harita bile var mı hatırlamıyorum. Hangi mermi senin sonuncu olduğunu bile bilmiyorsun. Buna gerçekçi bakış açısıyla bir Battle Royale diyorlar ama bu kadar da fantezi üstüne çıkmış oluyor. En azından merminin kaç tane olması gerektiğini bilirsin. En sıkı modlardan biridir. Çok da zordur. UAV yok falan, bir şey yok. Bunu niye anlatıyorum dersiniz? Warzone 2.0'daki Almazra haritasında bu korkunç olur. İliklerine kadar korkuyu hissedersiniz. Özellikle solo'dan bahsediyorum. Umarım öyle bir modda gelir. Ve gelelim Ricochet'e, Anti-Chat. Çok da beğenmediğim bir sistem. Report üzerine sen hileyi engelleyemezsin. Herkes birbirini report ediyor bu oyunda. Yani insanlara dur etme mi diyeceksin. Adam UAV'nin ne olduğunu bile bilmeden duvardan gördüğünü zannedip reportlayabiliyor. Defalarca kez. Benim Stelios hesabım şu ana kadar herhangi bir ban yemedi. Fakat insanların çoğu Shadow ban yiyor. Bu bence bir ara bug oldu. Herkes atmaya başladılar. Neyse ki bana bir şey olmadı ama ben de 18 gün hesabıma giremedim bug'dan dolayı. Oyunu çökerttiriyordu yeni güncelleme. Birazcık da canınız yansın sizin. Sıkıntı yok. Ricochet'e yenilikler getirmişler. Sistemi biraz daha hızlandırmışlar. Ama en önemlisi SMS olayını burada gerçekleştirecekler. Bu Warzone'da zaten vardı. Warzone 2.0'da ve MW2'de de devam edecek. Bunu çok önemsiyorlar. Zaten şöyle bir şey var. Dünyada şu an hileyi engellemenin tek yöntemi SMS onayı arkadaşlar. Bunun kaçarı yok. Çekirdek düzeyinde sürücü güncellemeleri yapmışlar. SMS'te dediğim gibi daha önce onaylayanlar bunu bir daha yapmayacak zaten. Ki ben Activision'a bile telefonda uygulamam var. Oradan kodu alarak girebiliyorum. İkinci bir şifre çıkıyor önüme benim. Bence siz de yapın. Çünkü o kadar emek vermişim. Kamoları kasmışım ben. Bunu da yapın derim. Aynı zamanda çok fazla saldırıya uğruyorlarmış. Bakın zaten hilenin en büyük sebebi para olması. Parayla sattığı için her zaman devam edecektir hile. Bu mücadele hep devam edecek. Bizim tek istediğimiz zaten olabildiğince aza indirmesi. Yazılım olayını şöyle yapmışlar, güçlendirmişler. Atıyorum sen bilgisayarına hileyi indirdin. Anti-chat bunu algılamaya başlayacak ve ona göre seni yönlendiriyor. İkinci bir uygulama indirdiğinde bir dur dese kardeşim, ne güzel hoşuma gider. Böyle katı kurallar hileyi daha iyi çözümdür. Yasa dışı hesap olayı vardı. Bazen kamu bile kastırabiliyordun insanlara. Bunu fark etmişler. Burada da bir çalışma başlatacaklarmış. Size söyleyeyim. Oyun içinde küfür, chatte özellikle falan vesaire ırkçı söylemler sakın ama sakın söylemeyin. Bu sefer işler değişecektir. Daha bir sert, sınırsız ban yiyebilirsiniz. Keza sessiz sistem de dahil. Durup durup sövmeyin adamları. Biri gelir raportlar, takılırsınız. Kelimeleriniz bile takılıyor. Başınız yanmasın. Betadan önce 60 bin, betadan sonra da 20 bin kişiyi yasaklamışlar. En son olarak bitirdikleri şey reportlamayı unutmayın. Yani arkadaşım, reportlamanın yarısı yapay zeka, yarısı da gerçek insanların tarafından onaylanıp ban atılıyor. Ama iş işten geçmiş oluyor. Adamın oyununu mahvediyor bir kere. Yani ben bu mantığı anlamadım. Belki benim hatam olabilir. Ama çok yorucu bir şey değil mi sizce? Yani burada 5 maç tespit etmiş en fazla hile oynayan. Ondan sonra bana atmışlar. %72'sini daha oyunu oynamadan yasaklamışlar. İyi hoş ama benim isteğim Kronos olsun, şu bu mouse programı da dahil, kontrolördeki kolaylık sağlayan ekipmanlar bile bu sisteme takılmalı. Çünkü Warzone 1 çok fazla şaibeli eğimlerin olduğu yer. Ne dersem diyeyim, gördüğünüz gibi zaten kendi legal bir hileye benzer yapısı var. Sen sadece bizi bir platform olarak ayır, bu sorun temelden çözülsün. Bırak biz hile mi değil mi karar veririz biz öldüreni. Son olarak hikaye modu ayın 20'sinde geliyor sanırım. Ön sipariş verenler, şu an görmüş olduğunuz operatörleri ve silah alıyorsunuz, silah. Kaptan Price imzalıymış. Hadi iyisiniz yine. Çeşitli XP'ler, kalin kart, amblem vesaire ve 4 tane operatör dahil bizim olacak. Yani resmi açıklama olmadığı için çok mutsuzum şu an. Bir ay kaldı. Sızıntılar ile devam ediyoruz ama o sızıntılar genellikle doğru oluyor. Oynanış nasıl değişti? Değişti mi? Değişmedi mi? Bir bilgimiz yok. Yakın zamanda kokusu ortaya çıkar. Yine ben
Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışırım. Değinmeden de geçmeyeyim. Verdansk olayı bitti arkadaşlar. Hiç zannetmiyorum Verdansk'ın geleceğini. Çünkü bu yeni bir oyun motoru. Verdansk'ın kodlarını yeniden mi bunu yazacaklar? Yani yeni bir şey yapmak varken eskisini değiştirmek daha uzun uğraş ve gerek de yok. Sen zaten bu haritayı oynadın. Niye yenisini yapayım ki? Olsaydı zaten Warzone 2.0'da ilk Verdansk'ı oynardık. Böyle bir amaçları yok. Olmayacaktır da halen çok düşük ihtimal ve gitgide düşüyor bu da. Yanlış hatan varsa lütfen düzeltin. İyi günler.